क्या होती उतरन। Tanrı bilir daha başımıza neler gelecek. Evi kim koruyacak? Teyzeciğim, bu kadar kendini yorma. Anne, yemek alır mısın? Hayır kalsın. Sonra alırım. Can da abla sen? Bana yemek mi veriyorsun? Unutmuş olabilirsin yenge. Bugün ekadashi. Ve bugün dulların yemek yemesi yasaktır. Tanrı her şeyi görür. Sen bu kuralları 4 günde unutmuş olabilirsin. Ama ben asla unutmam. Ben bir dulum. Boş versene Canda. Onun için kurallar ve gelenekler hiçbir şey ifade etmiyor. Sen bu kuralları 4 günde unutmuş olabilirsin. Ama ben asla unutmam. Ben bir dul. Boş versene Canda. Onun için kurallar ve gelenekler hiçbir şey ifade etmiyor. Ne olursa olsun anne, senin sevgini ve güvenini elbet kazanacağım. Ne olursa olsun. Benim tek dileğim Vir ve İtcan'ın sonsuza kadar mutlu olması. Tapu kızım. Kızım mı? Benimle oynadığın bu sevgi oyununu bırak artık büyük anne. Kızım. Kimse beni önemsemiyor, farkındayım. Kimse beni düşünmüyor, biliyorum. Hepiniz bir ve iç çayı yüceltmek istiyorsunuz sadece. Aşağıda annemle babam hazırlık yapıyor şu an. Bir ve iç çayın evlilik töreni için. Hayatları neşe ve huzurla dolsun diye. Ve sen? Sen müthiş bir planın olduğunu söylüyordun bana, öyle değil mi? Ha? Neymiş o planın? Söylesene. Planın falan yok değil mi büyük anne? Sen plandan ne anlarsın ha? Benim için hiçbir şey yapamıyorsun. Kızım yavaş ol, biri duyacak. Duyacaklarsa duysunlar. Benim için fark etmez artık. Buradan tam olarak duyamıyorum. Ama eminim önemli bir şey konuşuyorlardır. İtcha ve Vir'in evliliğini Tapasya'nın kabul etmesi mümkün olabilir mi? Bu kolay kolay hazmedilmez Masum. Gerçek sorunun ne olduğunu bir şekilde öğrenmem gerek.
İyi ama helva nerede? İşte geldi. Kızım, böyle gel lütfen. Onu bana ver, hadi. Doktor sana tatlıyı yasaklamadı mı? Şeker yedikçe sen daha da kötü oluyorsun. Yine diyabetin azacak. Tatlı yasak sana. Bugün benim tatlı yememe engel olamazsın. Ne olursa olsun. İççe o kadar özenerek yapmış. Gel kızım, hadi. Sen onu bana ver. Ama baba, sadece tadına bak. Biraz yem. Canda, sen yemek yapmadın mı? Nasıl yapayım? Mabetten yeni döndüm. Ve eve gelince de yengemin bütün yemeği yaptığını gördüm. Bu evin hizmetçileri öldü mü acaba? Baba, geline kendi elleriyle yemek yapıp herkese sunmasını ben söyledim. Gelin, benim odama bir bardak süt gönder. Ben bu yemeği yiyemem. Ama büyük baba, siz... Gelin. Mutfak senin sorumluluğunda. Şu kıza söyle, mutfağın bereketini kaçırmasın. Baba, İçe yemek yaptı diye mutfağın bereketimi kaçacak. Babam doğru söylüyor. Hadi Canda, mutfağa gel de bana yardım et. Ama bu da ne demek Gunvanti? Bak, yemek istiyorsan sen ye. Keşke büyük annemle konuşabilseydim. Bunları duysaydı çok üzülürdü. O bize en azından mabedi ve mutfağı temiz tutmamızı söylemişti. Hadi, kutsal suyu da getir. Mutfağı arındırmam gerek. Keşke büyük annemle konuşabilseydim. Bunları duysaydı çok üzülürdü. O bize en azından mabedi ve mutfağı temiz tutmamızı söylemişti. Hadi, kutsal suyu da getir. Mutfağı arındırmam gerek. Kutsal suyla mı temizleyeceksin?
Mutfağındaki ocağın gazla çalıştığının farkında değil misin? Sen eski zamanlardaki gibi odun ateşimi kullandığımızı sanıyorsun. Dünya artık eskisi gibi değil. Sen neden eski kafalılık yapıyorsun? Bu kızcağız ne kötülük yaptı? Uğraşıp hepimiz için yemek yapmış işte. Sen karışma. Anne lütfen ne olur gitme. Anne lütfen dinle. Ağlama kızım. Bırak isterlerse hiç kimse yemek yemesin. Ben yerim kızım. Servis yapar mısın? Hayır babacığım. Ne olur sen de yeme olur mu? Yoksa annem çok kızar. Kızım, o kadar emek vermişsin burada. Bu yemeği yememek saygısızlık olur. Neyse sen otur hadi. Gel şöyle yanıma geç. Gel. Bak kızım. Ben Gumanti'nin de babamın da öfkesini anlayabiliyorum. Ben senin hiçbir zaman onlara saygısızlık veya hakaret etmeni de istemem. Ama eğri oturup doğru konuşmak benim için önemlidir. Hadi kızım, yemekleri koyalım. Kurtlar gibi acıktım. Ah, Vir. Bugün çok geciktin oğlum. Evet baba. Bugün ofiste çok iş vardı. Gel, şöyle otur hele. Ne oldu baba? Oğlum sen de biliyorsun ki babam ve Gumanti'nin iç çayı öyle kolay kolay kabul etmeye niyetleri yok. Tabii bu durum kızcağızı çok üzüyor. Bence bu ara iç çayla biraz daha vakit geçirmen daha iyi olur. Bu onun da moralini düzeltir. Bir şey mi oldu baba? Annem... İçeye bir şey mi dedi? Hayır, öyle bir şey olmadı ama ufak tefek şeylerden bile anlaşılıyor bu. Bence sen gel bu akşam iç çayı yemeğe dışarı çıkar oğlum. Kabul etmez ki baba. Teklif etsem hemen reddedip sizinle birlikte yemek ister. Ben onu çoktan ikna ettim bir. Şu an hazırlanıyor. Sen de git. Üstünü başını değiştir. Şöyle güzel bir yere götür onu. Peki baba. Sağ ol. Çok güzel görünüyorsun. Bence senin bu güzelliğine biraz daha güzellik katalım. Ne dersin?
Örneğin elbiseni biraz daha renklendirelim. O kadar ki seni gören dünyadaki en güzel gelin bu desin sana. Ama bir ben bütün renkli sarılarımı bağışladım. Bunu biliyorsun. Şu an yanımda bir tek bunun gibi sarı var. Ne yapıyorsun? Ben söyleyene kadar gözünü açma. Açayım artık. Biraz daha sabreder misin lütfen? Tamam. Şimdi aç. Bunu giyer misin? Vay canına. Ne kadar güzelmiş. Sen bu kuralları 4 günde unutmuş olabilirsin. Ama ben asla unutmam. Ben bir dulum. Artık bu kız için ne kültürümüzün ne geleneklerimizin bir anlamı kalmış. Bir... Eğer bu elbiseyi giymezsem çok üzülüp bana kızmazsın, öyle değil mi canım? Neden? Benim için giy. Lütfen. Mutluluğun bana mı bağlı yoksa elbisenin rengine mi? Hı? Tabii ki de sana. Sen hangisini istersen onu giy. Tamam mı? Hem zaten benim sevgili İççem ne giyse yakışır ona. Sahi, hiç fark ettiniz mi Bayan Wiersing Bundela? Hep kendi bildiğinizi okuyorsunuz. Hadi git hazırlan. Geç kalacağız. Unuttun mu yoksa? Bir kadının evlilikteki vazifelerinden biri kocasına giysi hazırlamaktır. Öyle mi? Tamam. Al bakalım. Bu akşam bunu giyeyim. Hadi git giyin artık. Bak geç kalacağız. Hadi ama. Baba, Bhopal'den ablamla eniştem geldi. Ama... Sen de Vir'in evliliği yüzünden endişe ediyorsun değil mi? Misafirlere ne diyeceğiz diye, öyle değil mi? Evet baba. Vir bize insan içine çıkacak yüz bırakmadı ki. Bak kızım, bu mesele aile içinde kalmalı. Akrabalarımızdan herhangi biri evimize gelirse bu işe karşı çıktığımızı onlara belli etmemeliyiz. En azından o süre boyunca Vir'e destek olduğumuzu göstermeliyiz. Sen aşağı in, insanları bekletme. Ben birazdan geleceğim. Peki babacığım.
Teşekkür ederim. Ben bu evliliği asla kabul etmeyeceğim. Ben bu evliliği asla onaylamıyorum. İstediğin kadar pederin huzurunda evlilik yemini etmiş olabilirsin. Ama bizim ailemizde dul bir kadının evlenmesi kabul edilemez. Neden öyle bakıyorsun? Sanki şu an güzel bir rüyadayım. Sen yanımdasın. Üstelik de karım olarak. Gözlerimi kapatırsam uyanacağımdan korkuyorum. Rüya görmüyorsun Mir. Hepsi gerçek. Ben gerçekten senin yanındayım. Ve hep öyle olacağım. Senin yanından hiç ayrılmayacağım. Hiçbir zaman. Söz veriyorum. Bir... Herkes görecek. Bıraksana. Şimdi kimse göremez. Bırak artık. Tapasya abla, ütülü giysilerini getirdim sana. Dolabına yerleştireyim mi? Sajna hai mujhe, sajna ke liye, saroji late sawar lo. Güzel şarkı, öyle değil mi? Şu işini çabucak bitir. Ve odamı terk et. Tapasya abla, bu ne güzel bir şalmış böyle. Bu arada bu pembe bence çok güzel bir renk. Hani filmlerde olur ya, başroldeki kız böyle güzel bir elbise giyip dışarı çıkar. Kahramanımız da kıza ilk görüşte aşık olur, öyle değil mi? Sahi, İtçi abla da evlenirken bu renk bir elbise giymişti. O kadar güzel görünüyordu ki. Bir enişteyle birlikte. Bence kabul edelim. İtçi ablanın aşk hikayesi çok romantik değil mi? Vir'in iştem İtçi ablanın beyaz atlı prensi bence. Susar mısın artık? Eğer bir kelime daha edersen seni sadece bu odadan değil, bu evden de attırırım, anladın mı beni? Niye kızdın ki abla? Sahi Tapasya abla, sen çok iyi kalpli birisin. Kendi kocanın... İtçi ablanın kocası olmasına bile sevinebiliyorsun.
Sakın böyle bir hata yapmaya kalkışma. Eğer istersem hemen şimdi gider konuşurum babanla. İtça'yı görmek için Brindavan'a gittiğini söylerim. İstersen bir düşün. Baban gerçeği öğrenirse nasıl hisseder? Ya da İtça ablayla bir eniştenin evlenmesine üzüldüğünü bilse. Adamcağız da değiştiğini sanıyor. Ama çok yanılıyor, değil mi? Çık dışarı. Oysa gerçekler çok farklı. Kapa çeneni. Bay Takur ne kadar hayal kırıklığına uğrardı. Sahi bir şey daha. Bu söylediğimi bir kenara yazsan iyi edersin. Eğer hakkını geri istiyorsan annenin evinde değil, kayın ailenin evinde kal. Defol buradan. Sana diyor. Ne duruyorsun hala? Defol git hadi. Söylediklerimi iyi düşün. Tapasya abla. Şu kızdan hiç haz etmiyorum. Ama dediklerinde hiç de haksız değil. Hangi konuda? Kızım sen eğer Viri ve hakkını istiyorsan Bundela ailesiyle birlikte yaşaman şart. Ama sorun şu ki o eve nasıl döneceksin? Yarın ikimiz de Amerika'ya gidiyoruz. Oğlumuz baba olacak da. İkinizi de tebrik ederiz. Bu çok büyük bir mutluluk. Artık o da sana dede diyecek. Sadece saçını biraz daha siyaha boyatmalısın. Bu sefer oğlum, gelinim ve torunumla 6 ay geçirmeyi planlıyorum. Bir yıl da sürebilir. Ben de eşime oraya gitmeden önce ablamı ve ailesini görmek istediğimi söyledim. Hem Vir'in evlilik haberini aldık. O yüzden yeni gelini de görürüz dedik. Ah enişte. Biz sizin geleceğinizi bilseydik dışarı çıkmalarına izin vermezdik. Onları daha şimdi gönderdik. Ah evet. Bugünün gelinleri yok mu? Aileleriyle biraz vakit geçirseler, onları anlamaya çalışsalar ama yok.
Akşam olur olmaz kocalarıyla dışarı çıkıyorlar. Evlilik yeni değil, gelin yeni. Nasıl yani? Canda? Sen tatlıları getir. Peki. Siz bir şeyler yiyin. Ben bir telefon edeceğim. Buralardadırlar. Neden yemiyorsun? Ya, unuttun mu yoksa? Ben ketçap sevmem canım. Bayan Wirsing Bundela. Belki sen unutmuşsundur ama biz daha yeni evlendik. Neyi sevip neyi sevmediğini anlaman biraz zaman alacak, değil mi? Tamam beyefendi. Hakkımda başka neyi unuttunuz söyleyin. Her şeyi. Sadece şunu hatırlıyorum. Bir kız vardı. İtçe adında. Okulda öğretmenlik yapıyordu. Öyle mi? Evet. Ve biliyor musun? Çok da disiplinliydi. Beni kenar mahallesine okulunu göstermeye götürdüğünde bile mendilimle burnumu kapattım diye beni azarlamıştı resmen. O zaman yediğim azarı bugün bile unutamadım. O kadar kalbini kazanmaya çalıştım ki neler yapmadım biliyor musun? Ama hala kabul etmiyor. Biraz da egoist. Aynı bir öğretmen gibi. Çok mu kötü sence? Hayır, çok değil. Bir şey söyleyeyim mi? Ne kadar da inatçıydı. Neyse ki artık o kadar değil. Hatırası hep kalbimde. Tamam, şimdi sen söyle. Benimle ilgili ne hatırlıyorsun? Ben çok düzgün bir çocuk hatırlıyorum. Peki. Ben onu reddettikçe onun aşkı o kadar artıyordu. Kalbini kırmak için onca şey yaptım. Ama zavallı şey her seferinde beni affetti. Ve inatçılığım yüzünden o kadar öfkelendi ki beni hayatından çıkarmakla tehdit etti. Ama beni çok özleyince aç ve susuz bir şekilde yanıma geldi. Kekten yesene. Bir saniye, affedersin. Evet anne. Peki anne. Şimdi geliyoruz. Dondurma? Bir. Annem mi aradı? O muydu? Evet. Bopal'den yengem gelmiş. Bizi eve çağırıyor. O zaman gidelim artık. Hey! Tatlını ye önce. Hayır, ver.
Annem çağırıyorsa lütfen gidelim, olur mu? Yine inatçılığına geri döndün değil mi? İnatçı öğretmen. Değil mi? Sen nasıl söylediysen ben de öyle yaparım. Affedersiniz. Hesap lütfen. Ablacığım. İtça, gelininizin adının bu olduğunu söylemiştiniz. Evet. Buraya sizinle ilgili bilgi almaya gelmedik tabii ki. Ama Raju teyze diyor ki İtça ilk başta Vir'le evlenecekmiş, değil mi? Sonra o kız Manş'la evlenmiş. Abla, beni yanlış anlama. Ama Manş öldükten sonra o kız Vir'le mi evlenmiş? Hey, sen neler söylüyorsun Lakshmi? Oğlun Amit. Amerikalı bir kızla evlenmişti, değil mi? Benim duyduğuma göre düğün olmadan birlikte yaşamaya başlamışlar. Hem o Glavur'da evlendiği zaman biz de gelmiştik ve Amit o kızı terk etmişti, değil mi? O zavallı kıza ne oldu? Çaylarınızı neden bıraktınız? İçin hadi hadi. Annem çok kızacak, hadi. Aslında bugün sana ben araba kullandırırım diye düşünmüştüm. Ama yengem eve gelmiş ve annem de aradı. Dolayısıyla söz veriyorum bir dahaki sefere. Tamam. Şimdi önüne bak ve kullan.
Ne oldu? Bir şeyin yok, öyle değil mi? Neden? Neden ağlıyorsun canım? Bir yerin incinmedi değil mi? Adın ne senin, söyle bakayım. Pinky. Pinky. Ha, tamam. Annen nerede canım? Ağlama lütfen. Ağlama. Annen nerede, söyle bana. Bilmiyorum. Bir... Bilmiyor musun? Hiç mi? Hayır, hayır, hayır. Annemi istiyorum ben, annemi. Tamam, annen nerede canım? Anneye gitmek istiyorsun değil mi? Hadi can. Şuraya soralım. Affedersiniz. Bu çocuğun annesini gördünüz mü? Hayır efendim, görmedim. İça, şuraya soralım. Anlamıyorum. Gelininiz pek dakik değil galiba. Yakın zamanda geleceklerini de düşünmüyorum. Abla, sen kurallarına, geleneklerine çok dikkat ederdin. Ama evinde neler oluyor böyle? Lakshmi. Affedersiniz, bu çocuğu tanıyor musunuz acaba? Hayır. Anne babasını gördünüz mü? Hayır mı? Bir, şimdi ne yapacağız? Şu dondurmacıya soralım, hadi. Evet, hadi. Efendim, bu kızın anne babasını gördünüz mü? Hayır efendim. Bütün gün bir sürü insan geliyor. Herkesin annesini nereden tanıyayım? Anne, gelmek üzereyiz. Çabuk gelin. Peki anne. Yoldalar. Geliyorlar. Efendim, siz çocuğu burada bırakın. Polis çağırınca hemen gelir. Onu polise teslim ederiz. Tamam canım, ağlama. Hayır, boş ver. Biz kendimiz götürürüz. Hadi canım. En iyisi biz yemeğe başlayalım. Buyurun. Buyurun hadi. Artık bu kadarı da fazla. Ne gelinden haber var, ne de çocuktan. Hem sonra doğru düzgün telefona da cevap vermiyorlar. Abla, evlilikten sonra çocuklar kontrolden çıkıyor. Bunu senden iyi kim bilebilir ki Lakshmi? Evet Ayaşkar, söyle. Kendine geldi mi? İfadesini alın. Tamam, peki. Belgeyi Sadaşiv'le gönderip orada bekle. Tamam mı? Anladın mı? Raporu yazdınız değil mi? Oturuyorsunuz.
Hey Damle. Buyurun efendim. Bak şuna. Buna ne yapılabilir? Damle, sen Virani'nin dosyasını getir. Komiser Bey, peki şimdi ne olacak? Bakın efendim, burada zaten bir sürü iş var. Siz merak etmeyin. Polis işini iyi yapıyor. Şimdi ne yapacağız Vir? Bu çocuğu burada bırakıp gidemeyiz. Baksana nasıl oluyor. Lütfen onu burada bırakmayalım. Hanımefendi, siz ne demek istiyorsunuz? Ha? Bu çocuk karakolda güvenli değil mi? Siz polisi ne sanıyorsunuz? Söyler misiniz bana? Bakın, öyle demek istemedi o. Sen söyle o zaman ne söylemek istediğini. Sözlerinize dikkat edin. Yoksa ne olur? Ha? Ne yaparsın? Ne yaparsın? Beni tayin mi ettirirsin? Söyle. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani kismat apni to jaise koi roothi nani nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani